Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım ne yapıyorsunuz sersemler? İyiyiz öğretmenim, siz nasılsınız? Ya öğretmenim, niye bize sürekli böyle söylüyorsunuz? Evet ya, yeter artık, biz size ne yaptık öğretmenim? Evet çocuklar, size böyle söylüyorum çünkü siz tembel tenekelersiniz o yüzden. Ya öğretmenim, siz bize hiçbir şey öğretmiyorsunuz ki, sadece dövüyorsunuz. Ay evet öğretmenim, sadece ceza veriyorsunuz, hiçbir şey öğretmiyorsunuz ki, nasıl başarılı olalım? Hı, kesin sesinizi ucubeler, tembelsiniz işte, bu yüzden yarın veli toplantısı yapacağım. Ne, veli toplantısı mı? Hayır ya, olamaz. Ula oğlum, ben şimdi ayvayı yedim oğlum. Evet çocuklar, yarın veli toplantısı yapacağım. Herkes babasını çağırmayı unutmasın. Ay benim derslerim çok iyi, ben çağırırım, siz düşünün gerisini. Neyse ya, benim de babam bana kızmaz herhalde. Öğretmenim, annemizi mi çağıracağız, babamızı mı? Sen ikisini de çağır evladım, anladın mı? Gerizekalı, ikisinden birini çağırın işte, hadi görüşürüz. Of ya, hapı yuttuk yarın. Neyse, söyleyeceğiz artık. Anne, baba, neredesiniz, neredesiniz? Ay oğlum, buradayız işte, görmüyor musun, ne oldu? Arda, buradayız oğlum, ne oldu söyle. Şey, öğretmen sizi okula çağırıyor da. Ne, bizi okula mı çağırıyor, yoksa bir yaramazlık mı yaptın? Vay vay vay, her yere ne yaptın yine bakayım, ben ne yaptın? Yok ya, sadece sizi değil yani, veli toplantısı olacakmış, o yüzden velinizi çağırın dedi. Arkadaşlar bir dakika, şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Ben de bir şey yaptın sandım ya, şapşal çocuk. Yok baba ya, ne yapabilirim ki, benim zaten derslerim çok iyi yani. Evet evet, bizim çocuğumuz zaten akıllıdır. Aynen öyle, benim derslerim çok iyi, işte yaramazlık yapmıyorum. Aslan oğlum benim, gidelim o zaman, bakalım Bali bize ne diyecek. Baba, babacığım, ne yapıyorsun? Bebek polis oğlum, çalışıyorum, senin bu saatte okulda olman gerekmiyor mu? Baba, okulda veli toplantısı var, herkes velisini çağırsın dediler, o yüzden geldim. Veli toplantısı mı var, benim de şimdi çok işim vardı ya, ne yapsak? Baba, istiyorsan gelme yani, istiyorsan gelme, gelmek zorunda değilsin, işim vardı dersen. Sen benim gelmememi niye bu kadar çok istiyorsun, yoksa tembel misin sen ha, söyle bakayım, yaramazlık mı yaptın? Ya yok baba ya, işim var diye dedim yani, işim varsa boş ver. Yok yok, geleceğim, yürü bakalım, düş önüme, gidiyoruz. Of ya, tamam gidelim. Evet sayın değerli veliler, hepiniz hoş geldiniz ve de veliler kadar değerli olmayan değersiz öğrenciler, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, ne oldu, bizim çocuklar yaramazlık mı yapıyor yoksa? Evet ya, neden çağırdınız bizi? Maalesef çocuklarınız çok tembel, bir tane bile çalışkan çocuk yok mu sınıfta? Nasıl olur hocam, benim çocuğum çok çalışkan, olur mu öyle şey? Senin çocuğun çok çalışkan demek, öyle mi? Evet hocam, bize hep öyle söylüyor yani, çok çalışkan benim çocuğum, benim çocuğuma böyle söyleyemezsiniz. Vay vay vay, o zaman bir soru soralım da bilsin ha, olur mu? İstediğinizi sorun, benim çocuğum bütün sorulara doğru cevap verir. Söyle bakalım o zaman evladım, 5 artı 5 kaç eder söyle. 5 artı 5 25. Seni sersem velet, ne oldu, zengin çocuğun çalışkan mıymış ha? Şuna bak ya, zenginin çocuğu 5 artı 5'i bile bilemiyor da. Bana bak fakir, sanki senin çocuğun çok çalışkan, düzgündür. Tabii ki çalışkan, benim çocuğum senin çocuğundan daha çalışkan, sersem herif. Evet evet, aranızda kavga etmeyin, bütün çocuklar çok sersem, hiçbir soruya doğru cevap veremiyorlar, bu çocukları okuldan atmak lazım. Hocam benim kızım her şeye doğru cevap verir, saçmalamayın, çok çalışkan. Evet Kemal Bey, kızınız gerçekten çok çalışkan, bu yüzden de hiçbir soruya doğru cevap veremiyor değil mi? Nasıl yani, iyi de benim çocuğum karnesi hep 5 geliyordu. Babacım bizim bir suçumuz yok, Bali bize hiçbir şey öğretmiyor. Şuna bak, bir de öğretmenine karşılık veriyor sersem velet. Ula keko oğlum, öğretmen senin hakkında şikayet ederse valla bozuşuruz ha, yaramazlık mı yapıyorsun sen ya? Ula yok ya, ben ne yaramazlık yapacağım ya? Evet Halo Bey, çocuğunuz gerçekten çok yaramaz, geçen günlerde benim arabamı çaldı. Ula oğlum söylemeyin oğlum, gebertecek beni. Evet bu çocuk gerçekten çok tembel, bu çocuğu okuldan alın, okumaz bu, benim arabamı çaldı. Aferin benim oğluma ya. Ya
aferin işte, aynı babası gibi ya. Siz nasıl bir ailesiniz böyle? Arabamı çaldı diyorum size, duymuyor musunuz beyefendi? Aferin benim oğluma, yemin ederim gurur duydum. Şuna bak ya, bütün çocukların hakkında şikayet var, benim çocuğum hakkında hiç şikayet yok. Aferin oğlum. Sağ ol babacığım ya, ben yaramazlık yapmıyorum ki, sadece derslerime çalışıyorum. Hocam, bizim çocuğumuz hakkında bilgi yok mu? Dersleri nasıl, iyi mi? Evet zombi kral bey, sizin çocuğunuz fakir zombi, gerçekten derslerine çok çalışıyor ama beyni olmadığı için maalesef başarılı olamıyor. Öğretmenim, öyle demeseydiniz keşke. Lan hoca, sen benim çocuğuma beyinsiz mi demek istiyorsun, ne diyorsun anlamadım. Yok yok beyefendi, biz öyle bir şey söyler miyiz hiç? Çocuğunuz gerçekten çok çalışıyor, merak etmeyin. Aferin, benim çocuğum büyüyünce doktor olacak. Balde, benim çocuğum nasıl, dersleri nasıl, söyle. Evet fakir, Arda'nın dersleri gerçekten çok kötü ve hep derse geç kalıyor. Eyvah, yandık şimdi ya, babam eve gidince mahvedecek beni. Vay 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 vay, demek öyle geç kalıyorsun ha. Lan Allah'ım fakire, çocuğu dolmuşla okula gönderirsen tabii geç kalır, arabayla bıraksana. Zengin, sen önce kendi çocuğuna bak gerizeka. Ha, bu bana ne diyor, gerizeka diyor, girişirim ben buna hocam. Yeter artık, sizle mi uğraşacağım, çocuklarınız ayrı ders, siz ayrı dersiniz, uğraşamam sizinle. Bana bak zengin, kolun bacağım kırık olmasa gösterirdim. Ulan fakir, kolunu bacağını kırmışlar, şimdi ben de kafanı kıracağım, göreceksin yani. Hadi be oradan, sen mi döveceksin beni, gel hadi döv, hadi döv. Ulan hay ben senin, gel buraya. Geberteceğim lan seni, gel buraya, gel buraya. Sen benim çocuğumla nasıl böyle konuşursun? Mahvedeceğim seni, gel. Gel buraya zengin, geberteceğim seni. Asıl sen buraya gel, gel buraya. Şuna bak ya, veli toplantısında kavga çıktı. Lan ezik rüzgar, benim babam şimdi senin babanı dövsün de gör bir, herkese rezil olacaksınız. Hadi lan oradan, benim babam kimseden dayak yemez, anladın mı? Ulan bu ne biçim sınıf böyle, çocuklardan çok veliler daha yaramaz. Ula baba, görüyor musun, kavga çıktı, sen de kavgaya karışıyorsun, haydi ya. Zengin gel buraya, kaçma, geberteceğim seni. Söylediklerinin hesabını soracağım, gel buraya. Baba şuna bak ya, nasıl kavga ediyorlar çocuk gibi, ayırsana şunları, polis değil misin sen? Evet oğlum, doğru söylüyorsun, ayırayım ben şunları. Zengin, fakir, durun, ne yapıyorsunuz siz, kavga etmeyin çocukların önünde, burası okul, durun diyorum. Bana bakın, hemen her ayrılmazsanız ateş edeceğim, durun. Yeter artık fakir, sen çok oldun, öldüreceğim seni. Zengin ne yapıyorsun, indir şu silahı, ne yaptığını sanıyorsun sen? Eyvah, olay lay kayıştı, ne oluyor ya böyle? Baba saçmalama, dur, sok silahı beline, ne yaptığını sanıyorsun? Hayır babacığım. Zengin saçmalama, ne silah, bir sürü çocuk var burada, çok şunu cebine. Hayır fakir, bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana, sen bana vurursun ha. Zengin bırak şu silahı, erkek gibi dövüş benimle, yumrukların konuşsun hadi. Zengin hemen silahını yere bırak, teslim ol. Yeter ulan, bıktım sizden, yeter, bunun hesabını bugün çözeceğiz artık. Zengin sakın bir yanlış hareket yapayım deme, çocuklara zarar vereceksin. Merak etmeyin, korkak bu zengin, hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey. Demek öyle, al o zaman. Öleceksin. Ne oluyor ya, ölmedim ben değil mi, ölmedim. Babama gelmedi kurşunlar, kimse ölmedi mi, ne oldu? Allah kahretsin, nereye ateş ettim ben? Aman yarabbi, ne oluyor böyle sınıfta, herkes iyi mi, kimse vuruldu mu, herkes iyi mi? Ben iyiyim, bende bir şey yok. Evet evet, ben de iyiyim. Ben de iyiyim, nereye gitti bu kurşunlar? Aa babacığım. Hayır olamaz, bebek polis. Oğlum hayır, iyi misin? Allah kahretsin, ne yaptım ben? Masum bir çocuğu vurdum, bebek polise ateş ettim. Zengin hak ettin sen bunu, gördün mü? Bir silahla kaza çıkacağını söylemiştim. Babacığım ölüyorum galiba, hakkını helal et. Bebek polis, oğlum hayır hayır. Zengin hepsi senin yüzünden, seni hapse atacağım, gel buraya. Hayır Kerem komiser, isteyerek yapmadım, isteyerek yapmadım, çok üzgünüm. Sen benim çocuğumu vurdun, bunun bedelini ödeyeceksin Zengin, bunun hesabını soracağım sana, gel buraya.